İbrahim Tatlıses evleniyorum dedi arkadaş. Hayırlı olsun. Zaten minik bir beraberliği var idi. Tamam. Duyduk duymadık demeyin dedi. Tüm bekarlara selam olsun. Sağ ol İbo Başkan. Sendeki hırs da kimse de yok. Vallahi cesaret. Bravo. Ben evleniyorum yazılı bir fotoğrafını paylaştı. 72 yaşında sevgili İbrahim Tatlıses abimizin. 7 evladı, 11 torunu var ama 7 çocuğundan birkaçını ya da birisini sevmiyor zaten ya da dışlamış durumda. Hayırlı uğurlu olsun yani. Bir beraberliği var değil mi? Anladığım kadarıyla resmi nikahla evet. Bunu mühürleyecek. Dolayısıyla bir açıklaması da vardı. Bütün mal varlığımı da buraya veriyorum falan filan diye Ebru'cuğum. O da ilginç bir durum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir açıklama daha vardı. Bu saatten sonra kimseye hesap vermem kardeşim dedi. Evet. Yani onun kim açısından da baktığında tabii, hani nasıl bir hesap soruluyorsa artık kendine bunu söylemeye ihtiyacı duymuş muhtemelen. Ama tabii yaptığı paylaşımlardan sonra doğal olarak da dönüp baktık bugüne kadar işte evlilikleri, hayatındaki insanlar. Çünkü yaşamı gerçekten kendi yaşamı da film gibi. Yani geldiği noktadan bugüne kadar geldikleri, yaşadıkları sağlık problemleri, ayağa tekrar kalkışı ve birçoğu. İsterseniz şöyle bir hatırlayalım neler yaşanmış. Hadi bakalım. Gülçin kimdir? Son toplumda. Sadece iki resmi nikahı olan İbrahim Tatlıses nasıl 5. kez evlendim açıklamasını yaptı. Evleneceksem evleneceğim. İbrahim Tatlıses'le 43 yaş küçük eşi Gülçin Karakaya'nın sürpriz nikahında neler yaşandı? Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı. Güneşim ol, yıldızım ol, damla damla gözyaşım ol. 2020 yılında Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, aşkın ilk görüntülerini Bodrum'da Show TV kameraları kaydetmişti. Aşkın ortaya çıkmasının ardından açıklamalar yapan İbo, Gülçin Karakaya için sol kolum diyordu. Gülçin kimdir? Sol kolum. Aradan bir yıl geçti. Bir ara yollarını ayıran Gülçin Karakaya ve İbrahim Tatlıses tekrar barıştı. Aşk devam ederken İbrahim Tatlıses sürpriz bir açıklama yapıp Gülçin Karakaya ile evlendiğini ve bunun 5. nikah olduğunu duyurdu. Mutluyum. Ben evliyim kardeşim. Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim. Beşinci kez evlendiğini söyleyen İbo, ilk eşi Adalet Hanım, Derya Tuna, Perihan Savaş, Ayşegül Yıldız ve Gülçin Karakaya'nın isimlerini saydı. Tatlıses bu isimlerden sadece Adalet Durak ve Ayşegül Yıldız'la resmi nikah yaptı. İddialar bu hanımefendiyi gösteriyor. 2021 yılından beri birlikte olmuşlar. Gülçin Hanım böyle inişli çıkışlı bir ilişki anladığım kadar yani bir darılmışlar, bir barışmışlar. Şimdi de mutluluğa imza atmaya karar vermişler. Hayırlı uğurlu olsun. Değil mi? Yoksa mesela bak 23 saat olmuş. Duyduk duymadık demeyin. Tüm bekarlara evleniyorum selam olsun falan herhalde. Yapmaz. Gaza mı geldi acaba ya? Story'e koyduğuna göre 24 saatte geçer gider dedi. Posta koy abi o işi. Post dediğimiz. Yani oraya koy. Kalıcı olsun dur bakalım. Görelim sürekli. Belki gaza geldi o sırada. Yok evleneni canım. Falan diye. Ya bu kararları kaç defa almış bir insandan bahsetti. Düşünsene bir kere almak için ne kadar düşünüyorsun? İşte sıkıntı o yani. Birdenbire alınınca 5-6 kez evleniyorsun bak, sonra. 3 yıl hani gibi gözüküyor o isimler. Dolayısıyla hani acaba bir anda mı aldı yoksa çok gel git yaşadım bunun içine bilemeyiz. İnşallah. Önemli inşallah. Olan hani herkes mutlu olsun. Tabii aynen. Kimse kimseye zorla nikah kıydırmıyor nihayetinde. Evet. Karşındaki insan da biraz böyle hadi bu falan filan dediyse ve artık buna dayanamadıysa muhtemelen de evleneceklerdir. Hadi bocuğum evlenelim. Gülçin Karakaya eğer doğru iddialar o ki 27 yaşında arada 43 yaş fark. Var. Güzel maşallah ama 43 yaş mesela Ajda Pekkan kendinden 43 yaş küçük birisiyle evleniyor olsa vay manşet işte. Evet. Bu da maalesef ki dünyanın bir hoş olmayan tarafı. Şey demiyorum. Demen lazım ama.
Yani erkekler 43 yaş evlenip de aa bak yaşasın bas bas bağırıyorsa kadınlar da bunu rahatça diyebilmeli. Diyebilmeli ama ben yani bu dünyada bizim ülkemizde böyle gördüğümüz bir örnek değil ki. Dünyada da Al Pacino 80 yaşında geçtiğimiz günlerde tekrar baba tamam işte, oldu. Sadece dün... Gencecik karısından. Dolayısıyla kadınların seçimleri, erkeklerin seçimleri. Hayır hayır ben şunu demiyorum. Erkek 100 yaşında, kadın 50 yaşında evleniyorlar. Aa, ama kadın 100 yaşında, erkek 50 yaşında. Olduğunda. O zaman evet. Tüm sadece bizim Türkiye'mizde sınırlı değil ki dünya. Tüm dünyada böyle. Evet, haklısın. Yani bir bakış açısı, eril bakış açısını değiştirmemiz lazım. Makronun karısı var herhalde yani. Değil mi? Yani öyle bir örnek gördüğümüzde. Evet, evet. Yani çok fazla örnek yok bununla ilgili verebileceğimiz. Haklısın. Daha fazla yaşı büyük tabii. Erkeklerle genç hanımların evliliklerini konuşuyor olabiliriz. Gönül evliliği güzel. Önemli. Resmiye de dökelim ve hadi bakalım. Ama ben şeyi merak ederim. Aşk varsa ben yaşın çok önemli olduğunu varsa değil işte 3-5 yıldır var demek ki. Evet. 7 çocuğu acaba ne diyecek? 11 torunu acaba ne diyecek? Hep beraber de. Ve bu tür şeylerde ben direkt gözümü şöyle bir yan gözle Derya Tuna Hanım'a bakarım. Bir şey diyor mu acaba diye. Ne çıkacak tabii. Oradan diye. Evet. Biraz hanıma tadında takılıyor peki, ya. Peki.